Merhaba, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz 2-3 yaş boyutları için çalıştığım elbiseyi öreceğiz. Bu elbiseyi örmek için toplamda 2 adet 100 gramlık 250 metre uzunluğunda ip kullanıyoruz. Ve ben 3,5 milim şişle ördüm. Siz dilerseniz eliniz çok sıkıysa 4 milim şişle kullanabilirsiniz. Video içerisinde 1,5-2 yaş boyutlarında kaç başlanacağını, kaç santim olacağından da bahsettim. Daha küçük boyutlarda çalışacaksanız özelden sorabilirsiniz. Size cevap veririm. 2-3 yaş boyutundaki bu elbise şöyle boy olarak 49 santim. Şöyle bel kısmından enini ölçeyim. 23 santim etek kısmındaki enini söyleyeyim. 41 santim etek kısmından eni var. Şu belden yukarıya kadar olan ölçü ise 20 santim. Bu ölçülerde 2-3 yaş bebek elbisesi yapılabilir. Malzemeleriniz hazırsa o zaman hadi hep beraber örmeye başlayalım. 100 gramı 250 metre olan akrilik bir bebek ipiyle 3,5 milim şiş kullanarak 3 parça olarak öreceğiz bu elbiseyi. 3 parçanın öncelikle karşıdan baktığımızda sol tarafında kalan düğme iliği olmayan taraftan başlayacağım. Alt kısmı, etek kısmı haroşa olacak. Bir miktar ip bıraktım şöyle. 50 ilmek başlıyoruz. 4 sıra kadar haroşa yapacağım. Bir yeli çalışma olacak. Şöyle baktığımızda bu başladığım taraf ön taraf oluyor. Şu kısımda bir ye çalışması yapacağım. Ve şu başlangıçtaki kısım ön pat, yani düğmeleri dikeceğimiz taraf olacak. 50 ilmek atıyoruz şişimize ve haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimde biye kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. İlmeklerimi attım. Burada bir miktar ip kaldı. Bu dikişte kullanacağım ip olacak. Burası dikiş kısmına gelecek. Şu taraf düğmeleri dikeceğim ön pat dediğim yer olacak. Hemen haroşa örgüye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Haroşa olduğu için şu kısım etek biyesi, ilk ilmeği örmeden alabilirsiniz. Daha sonraki düz ve ters kısımları, yani dikişe gelecek kısımlarda ilk ilmeği mutlaka örmeye çalışın. Dikiş yaparken delikli bir görüntü olmaması için. Ben şimdi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda nasıl biye yaptığımı göstereceğim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldığı zaman ön pat dediğimiz yerde bu geçerli. Diğer dikiş yapacağım yerde olmuyor. İpimi kendime doğru aldım ve o 2 ilmeği örmeden şişime aktardım. Bunu 2 değil de 3 ilmek şeklinde de yapabilirsiniz. Daha kalın bir görüntü olur. Ama bu elbise için 2 ilmek yeterli. Örmeden ipimi aldım. İlmeklerimi örmeden şişime geçirdim ama ip kendime doğru oluyor. Dönüyorum. Buradaki tüm ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Bu ilk ilmeklerde dahil haroşa olarak örüyorum. Burada son ilmeklere gelince dikiş kısmı olacağı için biye çalışması yapmıyoruz. Normal örüyorum. Sıra sonunda da, sıra başında da öreceğim ama burada ilk 4 sıram haroşa olduğu için örerek de alabilirsiniz, örmeden de alabilirsiniz. Ama haroşadan sonraki kısımları mutlaka ilk ilmekleri örerek almanız gerekiyor. Ben şimdi örmeden aldım. Ama haroşa bitip normal düz örgüye geçtiğimde örerek alacağım ilk ilmekleri. Şimdi arka yüzü örüyorum. Pat yapacağım kısım burada, yani düğmeleri dikeceğim kısım. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki o 2 ilmeği yine örmeden şişime aktaracağım. Biye çalışması yapacağım. Son 2 ilmeğim kaldı. İpimi şöyle kendime doğru aldım ve örmeden o 2 ilmeği şişime aktardım. Şimdi ön yüze geldik. Şöyle bakıyoruz. 1-2 sıra oldu.
Bu 4 sıra olana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Yani haroşa olarak öreceğiz. Bu taraf dikiş olacağı için biye çalışması yapmıyoruz. Normal örerek bitiriyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde, yani sıra sonuna geldiğimizde 2 ilmeği örmeden alıyoruz. Buradaki 2 ilmeği örerek, yani biye yaptığımız yerdeki ilmekleri örerek başlıyoruz. Örmeden geçiriyoruz sıra sonunda, ama başlarken örerek alıyoruz. 4 sıra haroşa olana kadar bu şekilde devam edeceğim. 4 sıra haroşa sırası ördüm. Şöyle bakıyoruz. Yaklaşık benim 50 ilmeğim 21 santime denk geliyor. Sizin elinizin sıkılığına göre bu değişecektir. Ona göre yani 20-21 santim genişliğinde olacak gibi siz ilmek sayınızı ayarlarsınız. Ben 50 olarak başladım. 20-21 santim genişliğinde oldu. 4 sıram ise şöyle bakarsak 2 santime denk geldi. Bu 2 santim yeterlidir etek kısmındaki haroşa için. Bundan sonraki kısım tamamen ön yüzde düz olarak devam edecek, ama şurada, şurası ön pat dediğimiz, yani düğmeleri dikeceğimiz yer olduğu için burada 7 ilmeği haroşa olarak devam ettireceğim. Şimdi o 7 ilmeğimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sizin haroşanız ters olabilir. Ben haroşaları ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örüyorum. 5 6 7 ilmeği haroşa olarak örün. Ondan sonraki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Düz olarak örüyorum. Arka yüze geldiğimde burada son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Son 7 ilmeğim kalınca onları haroşa olarak öreceğim. Bu sırayı böyle tamamlayayım. Arka yüzde ters olarak örmeye başlayacağım. Arka yüzde ters örgümü yaptım. 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Şu 8. ilmeği de ördüm. Burada 7 ilmek kaldı. Şimdi bu 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları bir şeklinde görünmesini istediğim için böyle şişime geçirdim. Önden böyle görünecek. Bu kısım düz. Bu kısım düğme dikeceğim ön pat dediğimiz yer. Şimdi bu ön patta şöyle bir çalışma yapacağız. Örgünün kendisi düz, ama ön pat dediğimiz yer haroşa olduğu zaman bu haroşa olan kısımlar böyle çektirme yapıyor. Bu böyle aşağıda kalıyor, bu yukarıda kalıyor. Bunu önlemek için bu haroşalı kısmı birkaç sıra aralıklarla bir kere gidip geleceğiz. Yani kısa satır yöntemi yaparak bir sıra fazla öreceğiz bu tarafa göre. Şimdi ben burada biye kısmında ilk ilmeklerimi örüyorum. Her zaman ilk ilmeklerimi örerek alıyorum. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birkaç sıra böyle bu şekilde devam edeceğim. Sonra buradaki bu kısa satır yöntemini göstereceğim. 1, 2, 3, 4 sıra haroşa ördüm. Şöyle baktığımızda şu taraf daha yukarı doğru, bu taraf daha aşağı doğru duruyor. Burada 4 sıra ördükten sonra ben burada hemen kısa satırlar yöntemini yapabilirim. Yani bu haroşalı kısmı bir sıra git gel yaparak bu tarafa geçmeden öreceğim. Bunu yapmamdaki amaç, bu düğme iliklerini takacağım yerde böyle bir kastırma olmaması. 7 ilmek ön patımı ördüm. Dönüyorum. Bu tarafa geçmiyorum. İpimi böyle arkaya aldım. Normal örüyormuş gibi şişime geçirdim, ama örmeden aldım.
Sonrakileri normal haroşa olarak örüyorum. Sonra bir yemi yapıyorum. Ve artık bu aşamada normal öreceğim. Sıra sonuna kadar normal örüyorum. Sadece bir kere bu işlemi yaptım. Bu işlemi her 4 sırada bir yapabiliriz. Veya kastırma durumuna göre 5 sırada bir de olabilir. Şimdi buradaki ilmeği de şöyle alayım. Sonrakileri normal. Örgü nasıl devam ediyorsa o şekilde örüyorum. Şöyle baktığımızda bir sıra fazla ördük. Şu kısmı 1, 2, 3, 4 sıra normal. Bu sıra fazlalık örülen kısım. Şimdi bu sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra daha sayacağız. Ondan sonra yine bu işlemi yapacağım. Ondan sonra yine normal öreceğim 4 sıra. Sonra tekrar bu işlemi yapacağım. Sadece bu haroşalı kısımda yapacağım bu işlemi. Böylece bu iki tarafın birbirine eşitlenmesi sağlanmış olacak. Ben şimdi böyle bir miktar ilerleteyim örgümü. Ondan sonra göstereceğim size. Şöyle ölçtüğümde 28 santim olana kadar ördüm. Bu kısımda yine 4 sırada bir git gel yaparak bu haroşa sırasında bir sırayı fazla ördüm. Şöyle belli olan yerlerden göstereyim. Mesela bir tane şurada yaptım. Sonra şurada yaptım. Sonra şurada yaptım. Belli oluyor. Şöyle birleşik görünüyor. Oralardan bakarak siz de 4 sıra, 4 sırada bir git gel yaparak bu kısmın gergin durmaması için kısa satırlar yöntemini yapabilirsiniz. Ben şimdi bu 2-3 yaş ölçüleri için beldeki büzdürme olayını yapacağım. Bu kısım yani 28 santim 2-3 yaş için yeterlidir. Siz 1-2 yaş ölçülerinde örecekseniz 28 santim değil de 25 santim yapabilirsiniz. Şimdi üst kısmı yani belden sonraki kısmı biraz dar olmasını istiyorum. Üzerine oturan bir elbise modeli olsun üst kısım. O yüzden bu haroşadan sonraki bu düz kısımda ilmek eksiltme yapacağım. Her iki ilmeği birlikte alarak ilmeklerimi azaltacağım. Öncelikle haroşa kısmını örüyorum. Sonraki bir tane ilmeği de normal örüyorum. Ondan sonra eksiltmeye başlıyorum. İki ilmeği birlikte alarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde iki ilmeği birlikte alarak öreceğim. Siz 1-2 yaş için yapacaksanız iki ilmeği birlikte alarak yapma örme işlemini şöyle yapabilirsiniz. Çok ilmek eksilir bu sefer. Bir öreceksiniz, bir eksilteceksiniz. Bir öreceksiniz, bir eksilteceksiniz. Bu şekilde yaparsanız sayıları denk getirmiş olursunuz. Çünkü biz 1-2 yaş için bu kadar geniş başlamamıza gerek yok. Ben normalde bunu başladığım sayıdan, ilk başta başladığımız sayıdan buraya mesela ön kısmı 50 başladım. Siz 1-2 yaş için yapacaksanız 50 değil de 45 ilmek başlayabilirsiniz. Tabii eliniz sıkıysa bu 50 ilmek de yeterli olur. Konuşurken atladım eksiltmeleri. Eksiltme yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi siz daha küçük ölçülerde yapacaksanız her ilmeği böyle eksilterek değil de bir ör bir eksilt şeklinde de yapabilirsiniz. Burada önemli olan santimi yakalamak. Ben şimdi bunu yaptıktan sonra kaç santim olduğunu size göstereceğim. 2-3 yaş için aşağı yukarı genişlik beden kısmındaki bu bir tarafa ait genişlik kaç olacak? 1-2 yaş için kaç olacak onu göstereceğim size. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Onu eksiltme yapmadan örüyorum.
Şöyle bakalım kaç ilmek kaldı. Haroşa kısmı hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğim kaldı. Şöyle hafif büzgülü bir hal aldı. Şimdi burada bel kısmında haroşa öreceğim ve oralarda delik açacağım ip bağlamak için. Ama bu ilk sırada yapmayacağım tabii. Şimdi ters yüzdeyken düz öreceğim. Böylece ön yüzde haroşa olarak görünecek. Yani haroşa örmeye bu ters yüzde başlıyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar zaten ön pat kısmımız haroşaydı. Ama biye kısmına gelince orayı yine aynı şekilde yapacağım. Son iki ilmeğimi yine biye şeklinde yapıyorum. Şöyle ön yüzden bakabiliriz. Haroşa olarak görünüyor. Bu sıramı da öreyim, sonra santim olarak ölçü vereceğim size. Şöyle tabii ilmeklerim birazcık gevşek duruyor. Şöyle birbirine yaklaştırıp ölçersem 14 santim kadar geliyor. 2-3 yaş için bu 14 santim yeterlidir. Siz de 1-2 yaş için örecekseniz 12 santime kadar, bu en 12 santime kadar olabilir. 12 santimden daha az olmasın. Başlangıçta 50 ilmek başlamıştık. Şu an şişimde 30 ilmek var. Ben şimdi arka yüzü de öreyim. Ön yüze geldiğimde bu kemer gibi takacağımız yerin deliklerini açacağım. Kemeri yerleştireceğimiz yerin deliklerini açacağım. Arka yüzü öreyim. Ön yüzde o delikleri nasıl açtığımı göstereceğim. Bu ön pat kısmını örüyorum. Bu arada bu kısım da haroşa olarak devam ettiği için git gel yöntemini yapmıyoruz. Yani haroşa kısmında bu kısa satır yöntemini burada yapmıyoruz. Yedi ilmek haroşa ön patımı ördüm. Bir ilmek daha ördüm. İpi doluyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki ilmek örüyorum. İpi doluyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte alıyorum. Soldan sağa doğru. Bir, iki örüyorum. İpi doluyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 örüyorum. İpi doluyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Doluyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. Ondan sonraki kısmı normal öreceğim. Son 2 ilmek kaldı. Onu kesmeyeceğim. Dikişe gelecek. Şöyle normal ördüm. Böyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane delik açmış olduk. Şimdi o delik açtığımız yerleri normal haroşa olarak öreceğim. Normal şöyle batıyorum. Bu şekilde örüyorum. Delik olmasını istediğim için. Şimdi şöyle baktığımızda 1, 2, 3 sıra haroşamız olmuş. Bundan sonra isterseniz bir sıra daha haroşa yapabilirsiniz. İsterseniz düz olarak devam ettirebilirsiniz. Tabii bu ön pat kısmı devam edecek. Bence 3 sıra yeterli. Şimdi bu kısımdan sonra bu ön pat kısmının dışında kalan şuradaki ilmeklerim düz olarak öreceğim. Burası ön pat olan yer. Bu kısmı düz olarak örüyorum. Arkada da ters olarak öreceğim. Aynı burada yaptığımız işlemin aynısını bu üst kısımda devam ettireceğiz. Bir miktar bu şekilde öreceğim. Tabii ben bu kısımda bu git gel yaptığım yerleri aynı bu alttaki devam ettirdiğim gibi yapacağım. Çünkü bu kısmı düz olarak öreceğiz. Yani 4 sırada bir tekrar bu git gel olayını yapacağız.
Ben bu şekilde bir miktar daha örüyorum. Sonra koltuk altı kısmındaki kesimi yapacağım. Onu göstereceğim size. Haroşanın başlangıcından itibaren ölçersek şöyle 8 santim kadar ördüm. Şimdi burada kol oyuntusu için haroşa öreceğim şu kısmı. 2-3 sıra yeterlidir. Daha sonra o ördüğüm kısmı ilmek kapama yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmek ördüm. Bundan sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu kısmı ters olarak öreceğim. Ön pat kısmını yine haroşa olarak öreceğim. Bu sırayı tamamlayayım. Ön yüzde de bu kısmı 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Ön yüzü de ördüm. Sıranın sonundaki o 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Böylece ön yüzden baktığımızda bir sıra haroşa yapmış olduk. Buradaki haroşalar 2 sıra olması yeterli. 2 sıra yaptıktan sonra arka yüzdeyken ilmek kapama yapacağım. Ben şimdi 2 sıra olana kadar öreyim. Bu arada buradaki 4 sırada bir git gel yapma kısmını atlamıyorsunuz. Onu da yapacaksınız. Şu haroşalı kısımdan sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra git gel yaparak şu kısmı yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4 tekrar yaptım. Onu da atlamayın. Çünkü kastırma yapıyor. Ben şimdi bu kol altındaki haroşalar 2 sıra olana kadar yapayım. Kol altındaki bu haroşa kısmı 2 sıra oldu. Şimdi orada ilmek kapama yapacağım. Bu ilk ilmeği örmeden alayım. 5 ilmek kapatacağım. Bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 5. Buradaki bir ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Çünkü o haroşa 2 ilmek haroşa olarak devam edecek. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak, arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. O kol altındaki yaptığımız 7 haroşa ilmeğim 5 tanesini kestim. 2 tanesi omuza kadar devam edecek. Haroşa olarak devam edecek. Diğer kısımları normal örneğin gerektirdiği gibi örüyorum. Buradaki 2 ilmek böyle haroşa olarak devam edecek. Bir miktar yani yaka oyuntusu yapacağım yere kadar bir miktar öreceğim. Burada yine ilmek git gel yaptığım yere gelmişim. 1, 2, 3, 4. Bu kısımda yine onu yapacağım. Öyle devam edeceğim. Buradaki 2 tane haroşa ilmeğimi de devam ettiriyorum. Kol altı oyuntusundan sonra yaklaşık 3-3,5 santim kadar ördüm. Şuradan itibaren ölçersem 12 santim ördüm. Buradan itibaren 12 santim ördüm. Şimdi yaka oyuntusu için ön hazırlık olan haroşa örgümüzü yapabiliriz. Şöyle baktığımda şu kadarlık kısmı haroşa örgü yapabilirim. Bunun için öncelikle bu ön yüzü öreceğim. Arka yüze geldiğimde haroşa olarak öreceğim. Ön yüzü tamamlayayım. Şimdi arka yüzdeyim. Bu iki ilmek haroşa olacak. Bu taraftan saydığımda yakanın olacağı kısım
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yani şu kadar kısmı haroşa olarak örebilirim. Şu kalan 7 ilmek normal örülecek. Yani bu 2 ilmek zaten haroşa. Kalan 5 ilmek arka yüzde ters olacak. Yani aşağı yukarı şu kısım 3 santim kadar. Bu 2 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden almak istiyorum. Sonrakiler şu 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Eğer siz 1-2 yaş için örecekseniz şuradaki ilmek sayısını 18 değil de 15 de yapabilirsiniz. Mesafe kurtarıyor. Şimdi bu 18 ilmeğin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bu kısmı yine böyle haroşa olarak öreceğim. Şu haroşa sırasını sayarsam ön taraftan yaklaşık 3 sıra olduktan sonra buradaki yaka kesmesini yapacağım. Sondaki o 3 haroşa ilmeği yine devam ettireceğim. Onu kesmeyeceğim. Yani 15 ilmeği kesmiş olacağım. Ben şimdi bu şekilde bir 3 sıra olacak gibi haroşa kısmı haroşa düz 7 düz olarak örmeye devam ediyorum. Sonra kesme aşamasını da göstereceğim. 3 sıra haroşa örgüyü yaptım. Şimdi 15 ilmek keseceğim. İlmek kapatma yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde 15 tane kesiyorum. Tane kestim. 3 tane ilmek haroşa olarak örülecek. Bu şekilde bu devam edecek. Burası da düz olarak devam edecek. Şimdi omuza kadar olan kısmı böyle devam ettireceğim. En son kaç santim ördüğümü size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle ölçtüğümüzde 6 santim kadar yaka oyuntusu yaptık. Diğer tarafı da 6 santim kadar olacak. Şöyle üst üste bindirdiğimizde 2,5 santim. Şöyle bir, şu ortadaki yer 2 santim. Şöyle şu kadar bir yaka açıklığı olacak. Bu haliyle şuradan itibaren ölçersem şu beldeki haroşadan sonra 13 santim örüyoruz. Ondan sonra yaka kesmesini yapmış olduk. Koltuk altından sonra ise şöyle hizalarsam koltuk altından sonra 6 santim sonra yaka kesmesini yaptım. Ben şimdi bir miktar daha öreceğim. Şöyle yaklaşık 19-20 santim olana kadar, şuradan itibaren 19-20 santim olana kadar çıkartacağım şu omuz kısmını. Şöyle omuzdan eteğe ölçtüğümüzde 49 santim kadar ördük. Böylece bir tarafı tamamlamış olduk. Şu kısmı da ölçeyim. Yaka oyuntusundan sonra 6 santim. Kol oyuntusundan sonra 12 santim ördüm. Siz eğer 1-2 yaş için örecekseniz bu kol oyuntusundan sonraki kısmı 11 santim yapabilirsiniz. Bu yaka oyuntusu kısmı yine aynı kalabilir. Yani buradan 1 santim kısa yapmış olacaksınız. Şu kısmı ise eğer 1-2 yaş için örüyorsanız
Ben şimdi 8 santim ördüm. Siz onu 7 santim örebilirsiniz. Yani şu haroşa kısmına başladığımız yeri 6,5-7 santim değil de 5,5 santim tutabilirsiniz şu kısmı. Ondan sonraki şu yaka kol oyuntusunu yaptıktan sonraki kısmı ise 12 değil de 11 santim yaparsınız. Bu kısım yine aynı kalabilir veya dediğim gibi 15 ilmek değil de bu kısmı kesme işini 3 ilmek eksik. Yani 12 ilmek kesebilirsiniz. Ben şimdi bu tarafı tamamladım. Burada dilerseniz bu aşamada ön yüzdeyken ilmek kapama yapabilirsiniz. Ben ilmek kapama yapmayacağım çünkü iki omuzu iğne ile örerek birleştireceğim. O yüzden başka bir ilmek tutucuya yerleştiriyorum. Şimdi elbisenin diğer tarafına başlayacağız. Diğer tarafta düğme iliklerini de açacağım. Düğme iliklerini şu tepeden başlayarak sayarak ayarlayacağım. En son nerede açacağım? Yani ilk baştaki düğme iliğini nerede açacağım? Buradan ayarlayacağım. O yüzden buralara işaretleyiciler takacağım. Diğer tarafı örerken o işaretleyicileri sayarak kaçıncı sırada açmam gerektiğini tespit etmiş olacağım. Şimdi ben diğer tarafa başlıyorum. Diğer tarafta ilk baştaki bu bir aşamasını göstereceğim size. Diğer kısımlar zaten aynı bu taraftaki gibi. Elbisenin diğer tarafı için şişime 50 ilmek attım. Bu ilmek attıktan sonra öreceğim ilk sıra olacak. Bu kısım ön yüz. Şöyle tuttuğumuzda tam bu ipin olduğu yere gelecek kısımda şu 2 ilmeği bir olarak yapacağım. Buradaki 7 ilmeği aynı bunun gibi yapacağım. Şimdi arka yüzü örüyoruz. Bir olacak kısım aslında burası ama ilk sıra olduğu için o 2 ilmeği örmeden yapma işlemini burada yapamıyoruz. Bu kısmı normal örüyorum. Zaten bir yapmış olsak da ilk 2 ilmeği örecektik. Şu an arka yüzünü örmüş oluyorum. Tamamını haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda aynı bu tarafta yaptığımız bu bir işlemini bu tarafta yapmıyoruz. Çünkü bu tarafa uygulayacağız. Normal örüyorum haroşa olarak. Sonra o 2 ilmeği burada yapmıyoruz. Döneceğim. Bu tarafta uygulayacağım. Bu sırayı tamamlayayım. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeği de örüyorum. Daha sonra şimdi ön yüzdeyiz. Yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örsem de olur, örmesem de olur. Haroşa olduğu için ama. Ben şimdi örmeden aldım. Normalde siz örebilirsiniz. Üst kısımlarda mutlaka örerek alıyoruz ama. Dikişlerde. Bolluk olmasın diye. Şimdi bu tarafta ipin olduğu taraf ön pat oluyor. O yüzden orada bir işlemi yapacağız. Şimdi sıra sonuna geldim. O 2 ilmek bir olacak. Bu taraf arka taraf. Aynı diğer taraftaki gibi 1, 2, 3, 4 sıra haroşa örüyorum. Dört sıra haroşa ördüm. Ön yüzde tamamladım. Şimdi arka yüzde şöyle tuttuğumuzda bu kısım ön pat olacak. Yani buradaki 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Döndürdüm. Bu kısımda da yine aynı burada yaptığımız gibi 4 sırada bir git gel yaparak haroşaları o şekilde öreceğiz. İlk etapta bu ön pat kısmını nasıl kurduğumu göstereyim. 7 ilmek haroşa olarak örüyorum. Sonraki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Çünkü burası arka yüz. Sıranın sonuna kadar ters olarak ördüm. Ön yüzden bakalım şimdi. Şöyle. Bu kısım haroşa olarak ilerleyecek. Bu kısım düz olarak ilerleyecek. Aynı buradaki gibi.
İlk ilmekleri bu düz olduğu için artık hep örüyoruz. Dikişte kolaylık olsun diye ilk ilmeğimi örüyorum. Düz olarak devam ettiriyorum. Son 7 ilmeğim zaten haroşa ve biye işlemi yapacağım orada. Şimdi ben 4 diş haroşamı öreyim, 4 sıra. Ondan sonra bu git gel, bu elbisenin bu tarafında o git gel olayını nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir, iki, üç, dört sıra ördüm. Şimdi arka yüzü dönüyorum. Bu haroşayı öreceğim. Fakat burada devam ettirmeyeceğim. Döneceğim. 7 ilmek örüyorum haroşa olarak. Burada devam ettirmiyorum. Dönüyorum. İpi şöyle geriye aldım. Sanki örüyormuş gibi yapıyorum ama örmeden şişime geçirdim. Sonraki diğer ilmekleri örüyorum. Ve artık arka yüzü döndüğümde normal örgüme devam edeceğim. Böylece dönerek örme işlemini de bu şekilde yapmış olduk. Siz de her 4 sırada bir, bu tarafta da aynı diğer elbisenin diğer tarafında yaptığımız gibi bu işlemi yapabilirsiniz. Sıramı böyle tamamlıyorum. Nasıl göründüğünü göstereyim. Şöyle döndürüp. Böyle görünecek. Şimdi düğme iliğini nerede açacağımı nasıl hesapladım onu göstereceğim. Şurada ilk düğme iliğini nerede açacağıma baktım. Yukarıdan 2 sıra önce hemen ilk düğme iliğimi açacağımı öngördüm. Sonra 12 sıra saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sonra ikinci düğme iliğini açacağım yeri işaretledim. Sonra yine 12 sıra saydım. Tam şu bağcık yapacağım yerin hizasına geldi. Üçüncü düğme iliği. Sonra yine 12 sıra saydım. Sonra yine 12 ve böylece toplamda 6 tane düğme iliği yeri ayarlamış oldum. Bu tarafta düğmeleri dikeceğim yerler bunlar. Şimdi ördüğüm tarafta ilik açacağım taraf olacak. Şimdi ilik açacağım tarafı buradan saydığımda şu alttan haroşadan sonraki kısmı sayıyorum. Kaçıncı sıraya denk geliyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sıra sonra ilk düğme iliğini açacağım. Ondan sonra 12 sıra öreceğim. İkinci düğme iliğini açacağım. Bu şekilde ilik açmaya devam edeceğim. Ben şimdi bir miktar ilerleteyim. Düğme iliğini açma kısmını da göstereceğim. Şuradaki bu eksiltme kısmını da yine burada tekrar göstereceğim. Buradaki haroşa sayısını saydım. Aynı sayıda olması gerekiyor. Tabii önemli olan uzunluk ama ben dikerken birbirine denk getirerek sıra sayısıyla birlikte diktiğim için burada sıra sayısı önemli. Buradaki sıra sayım kaçsa bunu da aynısını yaptım. Şimdi tam buradaki ilmek eksiltme yerine geldim. Orayı yapayım. Hem bu taraftakini nasıl yaptığımı da göstermiş olurum. Bu arada 1, 2, 3 tane düğme iliğini açtım. Dördüncüyü nasıl açtığımı göstereceğim. Bu ilmek eksiltmeyi de aynı diğer tarafta yaptığım gibi yapacağım. 1, 2 ilmek ördüm. Bundan sonraki tüm ilmekleri 2 tane ilmeği bir alarak öreceğim. Toplam ilmek sayımı 30'a düşüreceğim. 2 ilmeği birlikte alıyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. Son 1 ilmeğim kaldı. Onu normal örüyorum. Sonra buradaki haroşa ilmeklerimi de normal örüyorum. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimi haroşa öreceğim. Tıpkı buradaki gibi. Tüm ilmekleri haroşa olarak örüyorum.
Sonra ön yüzde de yine tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonra tekrar arka yüze geliyorum. Yine tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Düğme ilik yerine geldiysem orayı da göstereceğim. Aynı zamanda şuradaki delikleri, bağcık deliklerini açma yerini de göstereceğim tekrar. İki sıra haroşa örmüş oldum. Şimdi bağcık deliklerini yapacağım. Bir ilmek örüyorum. Doluyorum. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Bir, iki ilmek örüyorum. Doluyorum. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Bir, iki ör, dola, kes. 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 Şurada hemen aynı bu sırada düğme iliği açmamız gerekiyordu. Şimdi normalde en alttan itibaren nasıl açtığımı da görmüş olacaksınız. Yani buradaki düğmeliklerini nasıl açtığımı da göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Bu iki düğme iliği arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sırada bir düğme iliği açtım. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4. olacak. Bu haroşanın olduğu yer 7 ilmek. Şimdi onu örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doladım. Şimdi düğme iliği için delik kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. Soldan sağa doğru kestim. Sonraki kalan 2 ilmeğim de biye olacağı için ipimi öne alıp örmeden şişime geçirdim. Böylece düğme iliğini nasıl açtığımı da göstermiş oldum. Aynı zamanda buradaki bu bağcık kısmını bu taraftaki nasıl açtığımı da göstermiş oldum. Arka tarafta tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonra ön yüze geçince aynı diğer tarafta yaptığım gibi başka haroşa sıramız olmadığı için düz olarak örmeye devam edeceğim. Aynı sayıda düz örgü yapacağım. Bu kısım yine haroşa. Tabi bunda da yine 4 sırada bir git gel kısımlarını yapacağım. Bu tarafta da yapacağım. Bu tarafta bu kol altına gelene kadar öreyim. Ondan sonra kol altı kısmında bu haroşa yaptığım yeri yine göstereceğim size. Elbisenin bu tarafıyla kaç sıra ördüysem bu tarafında o kadar sıra düz sıramı ördüm. Şimdi bu kol altındaki haroşa kısmını yapmak için arka taraftan başlıyoruz. Çünkü düz olarak öreceğim ben. Buradaki gibi 7 ilmek son koltuk altı kısmına geldiğimde son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Böylece ön yüzden baktığımızda ilk haroşa sırasını örmüş oluyorum. Arka yüzde bu ilmekleri ters olarak ördüm. Son 7 ilmeğim kaldı. Onu düz olarak ördüm. Böylece ön yüzde koltuk altındaki bu haroşa sırasının ilk sırasını yapmış oldum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tabii bu kısım haroşa. Bu arada ikinci düğüm, yani şuradaki bağlama yerinden sonraki ikinci düğme iliğimi de açmış oldum. Aynı diğer taraftaki gibi iki sıra haroşa öreceğim. Üçüncü sıraya geldiğimde ön yüzdeyken şimdi burada bu tarafta arka yüzdeyken kesmek zorundaydım. O yüzden 2 sıra ördükten sonra arka yüzden kesince burada 3 sıra gibi göründü. Bunda şimdi 2 sıra düz ön yüzden baktığımda 2 sıra haroşayı görünce ön yüzden
koltuk altı kesmesini yapacağım. Ben şimdi oraya kadar geleyim. Yani iki sıra haroşa sırası olsun. Kesme işlemini göstereceğim. Şimdi arka yüzde o ikinci sıra haroşamın olduğu yere geldim. Şöyle ön yüzü göstereyim. İki sıra olmuş oldu. Burada hemen koltuk altındaki o kesme işlemini, ilmek kapama işlemini yapacağım. Bu tarafta ne yapmıştık? 5 ilmek ilmek kapama yapmıştık. Bunda da aynısını yapacağım. Şu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört, beş. Dediğim gibi burada arka yüzden kestiğim için, sıra başından kesmem gerektiği için arka yüzden kestim. Arka yüzden kesince burada keserken bir üçüncü sıra oluşmuş oldu. Aslında böyle iki sıra örüp kesiyoruz. Bu tarafta iki sıra, bu tarafta üç sıra gibi görünüyor. O önemli değil. Sonraki ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Ve düz örgüye devam ediyorum. Bu ön pat kısmındaki git gel, 4 sırada bir git gel yaptığımız yerleri de atlamıyoruz. Onu da devam ettiriyoruz. Bakıyorum. 1, 2, 3. Şurada git gel yapmışım. 1, 2, 3 sıra. Henüz git gel yaptığım yere gelmemişim. Devam edeceğim. O kısmı da yapacağım. Yaka oyuntusu yerine kadar, şu kısımdan sonra yaka oyuntusu yerine kadar öreyim ben. Bu yaka kısmındaki haroşa yerini göstereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sıra saydım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra var. 12. sıramız şu tam yakadaki haroşa kısmı olacak. Bunu da yapabilmemiz için arka yüzde olmamız lazım. Şimdi ben arka yüzdeyim. Bu taraftan toplam 18 ilmek, aynı burada yaptığımız gibi 18 ilmek haroşa olarak öreceğim. Yaka kısmı bu. Şimdi bu kalan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Aynı ne görüyorsam o şekilde devam ediyorum. Bu kısım haroşa, son iki ilmeğim. Şimdi ön yüze geldim. Buradan saydığımda 12 diş haroşa oluyor. 12 sıra haroşa oluyor. Yani düğme iliğini açacağım yer. Oraya gelmiş oluyorum. Bu sıra sonundaki bu düğme iliği açacağım yere kadar örüyorum. Ondan sonra düğme iliğini açtığım kısmı göstereceğim. Şöyle tam ön pat dediğimiz haroşalı kısma geldim. 3 ilmek örüyorum. Sonra düğme iliği için ipimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Kalan ilmekleri de bir yapacağım için şişimi örmeden aktardım. Şimdi arka yüzde bu kısım haroşa olacak. Burası düz ilmeğe denk geldiği için ters olarak öreceğim.
Şöyle baktığımızda 3. sıramızda olacak. Ondan sonra ilmek kapamayı yapacağız. Ön yüzde tamamladım sıramı. Şimdi arka yüzü örerken bu kısmı haroşa öreceğim için burada 3. sırayı yapmış oluyoruz. Yani kesme işlemini burada hemen başlatabilirim. Keserken 3. sıra görünecek. Hemen kesmemi yapıyorum. İlmek kapamamı yapıyorum yakadaki. 1 2 3 15 ilmek kestim. Bu kalan ilmek, 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Yani toplamda 3 haroşa ilmek burada devam edecek. Buradaki kalan ilmeklerimin de 5 tanesini arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz olarak öreceğim. Aynı diğer tarafta yaptığım işlemlerin şu an aynısını yapıyorum. Şöyle hemen yan yana göstereyim. Şöyle üstüne gelecek. Bu şekilde yaka kısmını yapmış olduk. Ben şimdi buradaki aynı buradaki sayı kadar bu omuz kısmını ilerleteceğim ve yine ilmek kapatma yapmayacağım ama dilerseniz siz yapabilirsiniz. Diğer arka tarafın omuz kısımlarıyla dikme işlemi yapacağız. Ama ben örerek dikeceğim için ilmeklerimi kapatmadım. Böyle bir ayrı bir ilmek tutucuya taktım ilmeklerimi. Bunda da aynı işlemi yapacağım. Daha sonra arka kısmı göstereceğim size. Ön tarafın omuz kısımlarını ilmek tutucuya ekledim. Ve düğme ilik yerlerini ayarladığım için düğmelerini de diktim. Bu şekilde görünüyor ön taraf. Arka tarafı da başladım. Arka tarafı 95 ilmek başladım 2-3 yaş için. Ön tarafın sayılarına göre ayarlarsam 95 ilmek ideal oluyor. Siz eğer 1-2 yaş için başlayacaksanız 95 değil de 85 başlayabilirsiniz. Aynı ön tarafta yaptığımız gibi haroşa örgüleri tamamladım. Burada biye işlemi yok. Normal dikiş olacağı için normal ördüm. İlk ilmeklerimi daima örerek aldım. Biye işlemi uygulamadım. Aynı ön taraftaki gibi 4 sıra haroşamı ördükten sonra burada nasıl kaç santim ördüysem veya kaç sıra ördüysem aynı burada da o kadar ördüm. Ve bel kısmındaki haroşa yerine geldim. Önce ön yüzdeyken burada ilmek eksiltme yapmıştık ön tarafta. Elbisenin ön tarafında ilmek eksiltme yapmıştık. Arka tarafa geçtiğimizde haroşa olarak örmeye başlamıştık. Bunda da aynısını yapacağız. Şimdi ilmek eksiltme yapacağım. Ön taraftaki parçaların ilmek sayılarını 30'a düşürmüştüm. Toplamda 60 ilmek oluyor ama buradaki 7 ilmek birbirinin üstüne bindiği için 60 ilmekten 7 ilmeği çıkarıyoruz. Toplamda 7 ilmek eksik oluyor. 53 ilmek olacak gibi buradaki ilmek sayımızı ayarlayacağız. Şimdi burada bir hesaplama yapacaksınız siz. İsterseniz hepsini birlikte alarak bu şekilde yapabilirsiniz ama sayı tutmayacaktır. Onu bazı yerlerde birlikte alıp bazı yerlerde kesmeden öreceksiniz. Bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. Ben şimdi yapmaya başlayacağım. Siz de benimki gibi yapabilirsiniz. Eğer sayınız benimkiyle aynıysa. Ben şöyle bir baktım.
Mesela ilk iki ilmeği normal bir örüp daha sonraki bütün ilmekleri ikişer birlikte alarak yani keserek her iki ilmeği birlikte alıp örerek yaparsam sıra sonuna kadar bu şekilde yaparsam 53 ilmekten daha az sayıda ilmeğimiz oluyor. Demek ki her ilmeği keserek yapmayacağım. Büzgülü durmasını şu özellikle bel kısmında büzgülü durmasını istiyorum. O yüzden bu ilk ilmekleri o kadar sık kesme yapmayacağım. Mesela bu ilk ilmeklerimi şu şekilde yapabilirim. 2 ilmeğimi öreceğim. Üçüncüyü de örüyorum. 3 ilmek ördüm. Sonra 4. ilmeği kesiyorum. Sonra normal örüyorum. 5 ilmek sayım 5 şu an. Sonraki ilmeği kesiyorum. Sonraki ilmeği kesmeden örüyorum. Sonraki ilmeği kesiyorum. Toplamda şöyle baktığımda arkadan daha net anlaşılıyor. 1, 2, 3 defa kesme yaptım. 3, 6, 7, 8 ilmek oldu. 3 defa kesme yaptım. Aralıklı olarak 1 kestim, 1 ördüm bu şekilde. Şimdi 1 ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 ilmek kesiyorum. Şimdi bundan sonraki ilmeklerimi eğer tamamını şöyle hepsini keserek örersem bir hesaplayalım. 3, 6, 9, 10. 10 ilmeğim var. Bundan sonrakilerin hepsini şöyle keserek ördüğümü hesaplıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Burada 43 oldu. Bu tarafta 10 ilmeğimiz kalmalı. Bakayım kaç ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek bu tarafta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artıyor. Şimdi 43 ise bundan sonrasını şöyle yapsam, bir tane eksiltmeden yapsam 43, yine eksilteyim 44, sonra eksiltmeden örmeye başlasam 45, bunu eksiltsem 46, eksiltmeden örsem 47, eksiltsem 48, eksiltmeden örsem 49, eksiltsem 50, ondan sonra 4 ilmek kalıyor, 54 ilmek oluyor. Bu şekilde yapılabilir. 43-44 ilmekten sonra bir ör bir eksilt şeklinde yapabiliriz. O kısma gelince tekrar deneme yanılma yapacağım. Ben şimdi bundan sonraki bütün ilmeklerimi bu tarafta aşağı yukarı 10-15 ilmeğim kalana kadar hepsini eksilterek devam ediyorum. Sona geldiğimde tekrar ilmeklerimi sayıp ayarlayacağım. Şimdi eksilterek devam ediyorum. Her ilmeğimi eksiltiyorum burada. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan öndeki ilmek beden kısmındaki ilmeklerimin sayılarına eşitlemek. Bir ilmek aşağı yukarı eksik fazla olabilir. Önemli değil. Dört ilmek olana kadar eksiltme işlemini devam ettim. Şimdi bu soldaki şişimde 13 tane ilmeğim var. 44 ilmek olana kadar her ilmeği birlikte alarak ördüm. Yani her iki ilmeği birlikte alarak ördüm. Şimdi bu ilmeği birlikte almadan normal örüyorum. 45. Şimdi birlikte alıyorum. 46. Şimdi tek örüyorum. 47. Şimdi birlikte alıyorum. 48. Şimdi tek örüyorum. 49. Şimdi birlikte alıyorum. 50. 4 ilmeğim kaldı. Şimdi normal tek örüyorum. 51. Birlikte alıp örersem 52. Bu da 53 oluyor. O zaman öyle yapabiliriz. Birlikte aldım, ördüm.
52. Bu da son kalanı da tek ördüm. 53. Şimdi toplam 53 ilmeğim var. Şimdi arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. Aynı buradaki gibi. Ön taraftaki gibi. 2 sıra haroşa ördükten sonra 3. sırada, 3. sıraya gelmeden ön yüzdeyken bu bağcık yerlerinin deliklerini yapacağım. Öncelikle şöyle bir ölçüm vereyim ben size. Şimdi elimizin sıkılığı aynı olmayabilir. Şöyle benim 95 ilmeğim 43 santime denk geliyor. Sizinki de aşağı yukarı bu civarlarda olabilir. Yani 1-2 santim oynayabilir. Şimdi arka yüzde haroşa olarak örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzden baktığımızda 2 sıra haroşa olunca düğme ilik yerleri, bağcık yerlerini, deliklerini oluşturacağız. Aynı ön tarafta yaptığımız gibi. Ben şimdi 2 sıra haroşamı yapayım. Önden ve arkadan düz olarak öreceğim. İki sıra haroşamı ördüm. Şimdi burada bağcık deliklerimi açacağım. Şöyle bakıyoruz. Bu tarafta bağcık deliğimiz biraz ileride. Bu tarafta hemen dikiş yerine yakın. Şöyle elbiseyi şöyle tuttuğumuzda birbirinin üstüne gelecek gibi dikeceğimizi farz ediyorum. Şimdi diktiğimizi farz ediyorum. Buradaki bu bağcık deliği uzakta olduğu için hemen şu arka yüzde elbisenin arka tarafındaki ilk başlangıçtaki bağcık deliğinin olduğu yer hemen ilk ilmeğin yanında olmalı ki buradaki mesafe kapansın. O yüzden ben hemen burada bir ilmek örüp hemen bağcık iliğini, deliğini açacağım. Ve aynı ön tarafta yaptığımız gibi delik açma işlemini yapacağım. Hemen ilk ilmeğimi burada örmeden aldım. Bu zaten dikiş kısmında kullanılacak. Sonra şöyle bir ilmek doladım. Sonraki ikisini birlikte alarak ördüm. Sonra 1, 2 ördüm, doladım, kestim. 1, 2 ördüm, doladım, kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Sıranın sonunda ön tarafta o kısımda ön tarafta şu kısımda hemen dikiş yerinin yanında bağcığımızın deliği olduğu için tam oraya şöyle üst üste bindirdiğimizde iç yüzleri burada birkaç ilmek yani 4-5 ilmek bırakabiliriz. 3 ilmek de olur. Ona göre ayarlayacağım. Ben şimdi sıra sonuna kadar bir deliklerimi aça aça ilerleyeyim. Sıranın sonuna şöyle kestim. Kestikten sonra 1-2 ilmek kaldı. Onu da ördüm. Yani şuradaki delikten sonra 1-2-3 ilmek kalıyor. Şimdi arka yüzü de haroşa olarak örüp ön yüze geldiğimde artık düz örgülere geçebilirim. Aynı buradaki gibi şununla şöyle arkadan veya önden nereden sayabilirseniz şuradaki sıra sayımı sayacağım. Aynı sırada bu arka tarafta da düz örgü yapacağım. Sonra kol altı kısmındaki haroşa örgülerine geçeceğim. O kısma gelince göstereceğim. Şimdi ben burada haroşa örgümü yapıyorum. Sonra ön yüze gelince düz örgülere geçmiş olacağım. Delik yerlerindeki kısımları da şu şekilde alıyorum. Çünkü delik olarak görünmesini istiyorum. Ben şimdi oradaki düz sıramı da tamamlayayım. Kol altı kısmındaki haroşaları göstereceğim. Bu taraftaki kolu yaptım. Bu şekilde görünüyor. Şurada
dikişlerini tamamlayacağım daha sonra. Şimdi size bu tarafı örerek göstereceğim. Bu arada ön tarafa bir ip gitti. Şu kadarcık artmıştı. Arka tarafa da yine bundan biraz fazla bu civarda arttı. Hemen hemen aynı arttı. O artan iplerle bu kolu örüyoruz. Ördüm ve şu kadar artmış oldu. Şimdi onun ipini keseyim. Bir miktar uzun keseceğim. Dikişte kullanacağım çünkü. Diğer artan iple bu kolun fırfırlı kısmını yapabiliriz. Ben tığla yapıyorum. Şişle yapabilirsiniz. Yine siz şişle yapabilirsiniz. Şuradan ilmek toplamayacağız. Şu kısımlardan ilmek toplayacağım. Her bir haroşa sırasının başından ilmek toplayacağım. Biraz uzun ip bırakıyorum. Şöyle bıraktıktan sonra hemen ilk haroşa yerinden ilmek çıkardım. İkinciyi çıkardım. Bu şekilde bütün haroşa sırasının olduğu yerden ilmek çıkararak tığ yardımıyla ilmeklerimi toplamış oldum. Onu da şişe geçireceğim. Dediğim gibi siz bu işlemi direkt şişle de yapabilirsiniz şu şekilde. Ama ben zorlanacağım diye tığdan yardım alıyorum. Bu şekilde bütün haroşa sırasının başındaki yere batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Bu işlemi ön yüzden yapıyorum. Şöyle ön yüzünden yapıyorum. Bu taraftan ilmek çıkarırken, koldaki ilmekleri çıkarırken elbisenin ön tarafındaki bu yerden başladım, arkaya doğru gittim. Şimdi diğer kolu yaparken ise ön yüzden ilmek çıkarmam gerektiği için elbisenin arka tarafından başladım. Sıranın sonuna kadar böyle bütün haroşa sırasına batarak ilmeklerimi çıkarıp şişime geçireceğim. Toplamda benim örme sırama göre, tabii bu şekilde oldu. Sizinki farklı olabilir ama daha az olmazsa iyi olur. Çünkü dar olabilir. Benim toplamda 42 ilmek oluyor. 42 ilmek kadar ilmek sayım olacak. Ondan daha az olursa dar gelebilir. Ben şimdi ilmeklerimi toplayayım. Sıranın başında nasıl devam edeceğimi göstereceğim. 42 ilmek şişime geçirdim, topladım. Şimdi 42 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Arka yüzdeyim. Arka yüzü de ön yüzde de ben haroşamı düz örgü olarak yapıyorum. Haroşa örgü yapacağım. Burada ilk ilmeğimi öreyim. Daha sonra ilk ilmeklerimi örmeden alacağım. Bu arka yüzü böyle örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Ön yüze gelince arttırma işlemi yapacağım. Bu sırayı tamamlayayım ben bu şekilde. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde arttırma işlemini yapacağız. İlk 6 ilmeği arttırmadan normal örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6. Sonra şu şekilde bir arttırıyorum. Böyle değil de aradan ilmek çıkararak da arttırma işlemi yapabilirsiniz. Şöyle şişinize geçirip bu şekilde de yapılabilir. Böyle de arttırma yapılabilir. Ben şimdi diğerini öyle yaptığım için bunu da öyle yapacağım. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım, bir ördüm. Bu şekilde sonda 6 ilmek kalana kadar devam edeceğim.
Son 6 ilmeğim kaldı. Burada da arttırmamı yaptım ve son 6 ilmeğimde hiçbir arttırma yapmadan örüyorum. Toplamda şişimde 73 ilmek oldu. 73-74 bu civarda olacak. Şimdiki örgüme haroşa olarak devam ediyorum. Artık bir arttırma, eksiltme, hiçbir şey işlem yapmadan haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Yaklaşık ön yüzden saydığımda 5-6 sıra olacak kadar şöyle baktığımızda belli oluyor. 1-2-3-4-5-6-7. Şu ilk sırayı da sayarsak 7 sıra olunca ön tarafta keseceğim. Arka yüzde de ön yüzde de haroşa olarak öreceğim. 7 sıra olduktan sonra ön yüzdeyken bütün ilmeklerimi kapatacağım. Kol kısımlarını böylece tamamlamış oldum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi şu kısımları bu kol altındaki haroşa kısmıyla şöyle güzelce dikeceğim. Burada bıraktığım ipiyle dikeceğim. Hemen bir tanesini göstereyim nasıl diktiğimi. Ucundan başlıyorum dikmeye. Böyle ön yüzden dikiyorum. Şimdi ip bu tarafta. Şuradakinden geçiriyorum hemen. Şöyle. Sonra alttan batıyorum şuradan. Şöyle çevireyim daha rahat olacak. Karşılıklı bu şekilde iğnemi geçireceğim. Bunu da alttan şöyle gizleyeceğim. Mesela bu tarafı dikmiş olduk. Böyle dikiliyor. Aynen bu tarafı da öyle dikeceğim. Burada bir ip yok. O yüzden başka bir ip alacağım. Yani yine kendi ipinden alacağım. Yine bu baştan aynı öteki tarafı diktiğim gibi dikeceğim. Bu tarafta da yine şurada ip var mesela. Bu ipiyle dikeceğim. Bunda da şurada ip var. Burada ip olduğu için buradan uçtan dikeceğim. Şöyle yapıp bu ipi değerlendireceğim için buradan başlayıp dikeceğim. Aynı yöntemle dikilecek. Ben şimdi size bu elbisenin cep kısmını göstermek istiyorum. Şöyle bir cep yerleştireceğiz. Ben şimdi bir tanesini diktim, ördüm, dikilecek bu şekilde şuraya. Dikmek için de bir miktar ip bıraktım. Aynısını bu tarafa da yapacağız. İki tane cebi olacak. Bunu önden yaptım size göstermek için. Şimdi birlikte yapacağız. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu arada bu ceple birlikte bu elbiseye toplam tamı tamına iki tane 100 gramlık ipi kullanmış oldum. Şöyle bir ayrıyetten İpim vardı benim fazladan. Sizin yoksa muhtemelen 3. ipe geçmeniz gerekecek. 2-3 yaş boyutları için 3. ipe geçiliyor. Ben şimdi şu kadar bir ip bırakıyorum ve şişime 15 ilmek atıyorum. Daha sonra haroşa olarak öreceğim. Şu kadar bir ipim kaldı. Dikişte kullanacağım onu. Haroşa olarak örüyorum. Burada ilk ilmeği örüyorum. Daha sonra örmeyeceğim. Haroşa olarak bu sıramı örüyorum. Diğer tarafta kenarlardan arttırma yapacağım. Şimdi burada ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum.
Burada bir tane arttırma yapacağım. Yine şöyle döndürüp ipimi şöyle döndürüp şişime geçirdim. Bir tane arttırma yaptım. Şöyle bir arttırma oldu. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bir ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi burada bir tane daha arttırma yapıyorum. Şöyle ipi döndürüp şişime geçiriyorum. Sonra kalan bir tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ipin bu başlangıçta olduğu tarafı ben ön yüz kabul edeceğim. Bize bakan taraf. Diğer tarafı içeride kalacak kısım kabul edeceğim. Şimdi normal bu sıramda arttırdıklarımı öreceğim. Haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burası arttırdığım ilmek. Bunu normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde batıyorum. Sonra diğer tarafa geçtiğimde yine arttırmamı yapacağım. Şimdi burada yine arttırma yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada arttırmamı yapıyorum. Şöyle şişime geçirdim bir tane daha ilmek. Ve sıra sonunda yine bir ilmek kalınca yine arttırma yapacağım. Toplamda 3 kere 3 sıra boyunca yapacağım. Yani 15 ilmeğimi 6 kere 6 ilmek arttırmış olacağım. Toplamda 15 ile başlayıp 21'e çıkarıyoruz ilmeklerimizi. Daha sonra ip bu taraftayken sıramızı saydığımızda toplam sıramız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 oluyor. 17 olduğunda bu taraftan kesme ilmek kapamamızı yapıyoruz. Tabii benim 17 ilmeğim kaç santime geliyor? 17 sıram kaç santime geliyor? Şöyle göstereyim. 7,5 santime geliyor. Sizinki de aşağı yukarı 7,5-8 gibi olabilir. En olarak da söyleyeyim. En olarak 9 santim üst kısım. Alt kısım ise 15 ilmeğim 5,5 santim. 6 santime yaklaşık denk geliyor. Yani aşağı yukarı 5-6 santim eni olacak. En alttan başlangıçta yukarı çıktığımızda 9 santime çıkarmış olacağız. Boy olarak da 7-8 santim olabilir cebiniz. Şimdi bu cebi de tamamlayayım ben. İlmek kapamamı yapayım. Bir tane cebi nasıl diktiğimi göstereceğim size. Ben şimdi bu cebi diktim. Şöyle bu haroşanın bittiği yerden itibaren 1-2 santim, yani şöyle baktığımızda bir parmak sağında, yukarıdan aşağı baktığımızda 3 santim altında olacak gibi yerleştirdim. Sıra olarak sayayım. Şu hizadan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sıra aşağıda. Bu taraftan 1-2-3-4-5 6. sırada dikiş yapmışım. Bunu da aynı o şekilde ayarlayacağım. 1-2-3-4-5 6. sırada dikiş yapacağım. Şurası dikiş yapacağım yer. Buraya bir işaret koyayım. Yukarıdan aşağıda sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası hemen. Bu hizadan hemen dikilecek. Şöyle çevireyim. İğnelerle tutturabiliriz bunu. Şöyle tutturdum ben. Şimdi şöyle tekrar bu taraftan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan dikiş olacak.
Önce bu olan ipimi dikiyorum. Şöyle diktim. Sonra alttan bir sonraki sıradan şuradan çıkardım. Sonra bunun üstünden atlatacağım ama tekrar bakıyorum. 3, 4, 5. Şuraya denk gelmeli. Şimdi şu hiza boyunca dikiş yapılacak. Hemen buradan çıkar. Buradaki her düz sıraya batıp şöyle üstünden atlatıyorum. Buradaki uçlardan değil de bir yanındaki yerden yapıyorum. Böyle dikeceğim buraya kadar. Bu tarafı da aynen şöyle bir hizadan şöyle dikeceğim. Daha sonra bu yan dikişleri, şunları diktikten sonra yan dikişleri şuradan itibaren böyle dikeceğim. Etek altına kadar. Yine bu tarafı da şu hizadan buradaki haroşanın, bunu dikmiştim. Bu haroşanın hizasından şöyle buradan aşağıya doğru dikeceğim. Bu kısım kol için ayrılan kısım olacak. Dikişlerimi tamamlayayım. Ondan sonra bu bağcığı nasıl yaptığımı göstereceğim. Dikişlerimi tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi buradaki bağcık kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Tığ ile bağcık kordon yapmayı gösteriyorum. Öncelikle normal nasıl zincir çekiyorsanız bir tane zincir çektim. Biraz gevşek yaptım. İkinciyi çektim. Şimdi o çektiğim zincirin içine batacağım. Şöyle buna değil buna batıyorum. Böylece iki tane ilmeğimiz oldu. Üçüncüyü de şu ilk başladığım yere batıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Şimdi ilk ikisini çıkarıyorum ama şuradan ipim kaçmasın diye tam sıkıca tutuyorum. İkisini çıkardım. Bir tanesi kaldı. Oradan tekrar ipimi alıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Sonra sıradakine geçiyorum. Ona batıyorum. Sonra ipimi alıyorum. İkinci zincirimi yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Üçüncü ilmeğe batıyorum. Tığla çekiyorum. Yine üç tane oldu. Tekrar buradan tutuyorum ipim kaçmasın diye. İlk ikisini çıkarıyorum. Bir tane kalıyor. İpimi doluyorum. Bir zincir. Bu burada duruyor. İkinciye batıp tekrar ipimi doluyorum. İkinci zincir. Üçüncüye batıyorum. İpimi çekiyorum oradan. Üçüncü. Hep bu işlemi yapıyoruz. İkisini çıkardım. Bir. İki. Üç. Sıkıca tuttum. İkisini çıkardım. Bir. İki. Üç. Çok çok sıkı yapmamak lazım. Şuradaki ilmekleri çünkü çıkarttığım zaman kolayca batabilmem için. Bu işlemin aynısını şişle de yapabiliriz. Onunla da göstereyim. Şimdi bunun tamamını çıkarayım. Şişle nasıl yapıldığını gösteriyorum.
Şişe şöyle ilmeklerimi geçirdim. Şimdi ip bu tarafta. Normalde benim bu tarafa dönüp örmem lazım, değil mi? Ama o tarafa dönmüyorum. İp bu taraftayken şişin öbür başına geçiriyorum. Bunun için iki tarafı açık bir şiş lazım. Çorap şişi olabilir. Böyle kısa bir misinalı şiş olabilir. Şimdi ipim bu tarafta kaldı. Ben buradan öreceğim. Böyle batıyorum. Örüyorum. Bu şekilde batıyorum. Örüyorum. Sonuncuyu da aynı şekilde örüyorum. İpim yine bu tarafa geçti. Ben tekrar öbür başa geçmem lazım. Şöyle şişimden kaydırdım. İp bu tarafa geldi. Tekrar ip bu taraftayken aynı bu hırkalardaki biye tekniği gibi ipi bu tarafta bırakmış oluyoruz. Bu taraftan tekrar örüyorum. Çorap şişiyle çok kolay olur. Kısa olduğu için tekrar böyle dönmüyorum da bu burada kalıyor. Bunu bu tarafa çekiyorum. Ama ben tığla yapmak istiyorum derseniz bunu çıkarayım. Şu baştakine geçirdim tığımı. Bu ikisini tutuyorum sıkıca. Buna battım. Pardon. Bu ikisini tutuyorum. Önce baştakini örüyorum. Sonra ikincisini örüyorum. Sonra üçüncüsünü örüyorum. Tekrar ilk ikisini çıkarıyorum. Tığıma ipi doluyorum. Bir ördüm. İki ördüm. Ve üçüncüyü ördüm. Bu şekilde bu böyle dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Koyu renkle gösterdim. İnşallah görünmüştür. Ben bu şekilde kordonumu yeterli uzunluğa kadar uzatacağım. En son bitirirken şöyle bitiriyorum. Bu ip burada kaldı. İpi doluyorum. Tamamından çıkarıp bir de zincir çekip bağlıyorum. Sonra normal çekiyorum. Koparıyorum ipi. Bu ipi de buradan gizliyorum. Mesela şunu gizleyeyim. Başındakini. Nasıl gizlediğimi göstereyim. Şöyle içeriden bir yerden tığımı soktum. Şuradan mesela içeriden soktum. Sonra o ipimi şöyle çekiyorum. İçeriye alıyorum. Bunu aynı şekilde yine buradan yürütebilirim. Böylece görünmemiş oluyor. Ben bu şekilde kordonumu uzatacağım. Ve elbiseme nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Kordonumuzu tamamladık. Şimdi şöyle bir kancalı iğne yardımıyla ucuna geçiriyorum. Buradaki deliklerden nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Öncelikle açmadan göstereyim. Şuradan çıkmasını istiyorum. Şöyle yanlış oldu. Şöyle buradan ve buradan bağlamak istediğim için öncelikle şöyle geçiriyorum. Sonra böyle şuradan bırakacağım. İp ucunu burada bıraktım. Sonra sıradakine, sonra içeriye, sonra buraya geçirdim. Sonra buradaki delikten çıkardım. Normal dikiş yapar gibi deliklerden geçiriyorum. Tekrar delikten geçirdim. Bir sonrakinden çıkardım. Şöyle dikiş yapar gibi deliklerden geçiriyorum. Böyle bir kancalı iğne ile çok rahat geçiriliyor. Ve İşimiz bitti. Artık kancalı iğneden çıkarabilirim. Şöyle çekiştiriyorum. Bu kordonu yaklaşık 70 santim uzunluğunda ördüm. 60-70 santim idealdir bebekler için. Şöyle biraz daha bu tarafa getireyim. Şimdi böyle ben bağlayacağım fakat bu deliklerden yıkanırken bu ördüğümüz örgü
deliklerden kaçabilir. Yani bu ip çıkabilir. Çıkmasın diye ben ucuna şöyle bir düğüm atıyorum. Ya da isterseniz boncuk da takabilirsiniz. Şöyle bir düğüm attım. Bu tarafa da düğüm atıyorum. Boncuk da takılabilir. Şu şekilde oldu kordonumuz. Böylece elbisemizi tamamlamış olduk. Elbisenin tamamı kadraja sığmadığı için şöyle yan çevirdim. Bu şekilde son halini almış oldu elbisemiz. Şöyle arkadan da göstereyim. Arkadan da böyle. Çok cici bir elbise çalışmış olduk. Tam tamına 2 ip, 2 tane 100 gramlık ip bitirdik bu elbise için. Siz daha küçük boyutlarda bir elbise örecekseniz 2 ip tam yetecektir. Ben şimdi 3. ipe de azıcık da olsa geçtim. Şu cep kısmında özellikle 3. ipe geçmem gerekti. Böylece videomu tamamlamış oldum. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.